Bir sanatçının olmazsa olmazlarından biri hayal gücüdür. Kimi sanatçılar yaratıcılığını oldukça güzel kullanıyor ve ortaya gerçekten ilgi çekici eserler çıkıyor. Dünya genelinde standart heykel anlayışından uzak bir bakış açısıyla yapılmış ilgi çekici heykelleri sizin için derledik. İyi seyirler. Amsterdam'da belediyenin ve konser salonunun bulunduğu yer olan Stopera'da kemancının heykelini yapmak için mermer zemin kırıldı. Bu eserin yaratıcısı gerçekten de sınırları zorlamış gibi görünüyor. Meksika açıklarında 2009'da açılan Sualtı Müzesi görenleri hayrete düşürüyor. Şnorkelle veya tüplü dalışla gezebileceğiniz müze, hayal dünyanızı genişletecek şekilde tasarlanmış. 500'ün üzerinde heykel denizin altında ilginç sahneleri tasvir ediyor. Atina'da bulunan Yunan Dromeas heykeli hangi açıdan bakarsanız bakın hareket halinde olduğu izlenimi veriyor. Bu şaşırtıcı figür heykeltıraş Kostas Varasos tarafından çok sayıda koyu yeşil cam parçasıyla yapıldı. Sydney'de David McCracken tarafından tasarlanan gökyüzüne uzanan bu merdivenlerin bir sırrı var. Her basamak bir diğerinden daha küçük. Bu yüzden baktığınız zaman sonsuza kadar gidiyormuş gibi bir görüntü sağlıyor. Gary Judah'ın dahiyane fikirlerinin hayat bulduğu bu eserlerde sonsuza doğru yolculuğa çıkan arabaları gösteriyor. Goodwood'daki geleneksel hız festivalinin bu şekilde bir parçası olan Gary, otomotiv dünyasının en ünlü isimleriyle çalışma fırsatı yakaladı. Dengede duran bronz mucizeler fiziğin bütün kurallarını alt üst ediyor gibi görünüyor. Polonyalı usta Jerzy Kezioran'ın heykelleri sahip oldukları dengeyle etkileyici bir görüntü sergiliyor. Yeni Zelandalı usta Neil Dawson'ın bu eserinin nasıl havada durduğunu anlamaya çalışmadan geçip gitmeniz mümkün değil. Bu görüntünün oluşmasını sağlayansa görmesi çok zor olan teller. Albert Zukarski'nin bu eseri Riolita adlı hayalet kentte bulunuyor. Sanatçı bu eseri Leonardo da Vinci'nin eserinden yola çıkarak yapmış. Özellikle Dead Valley'nin karşısında yer alan bu figürler, geceleri iç kısımdan özel bir ışıklandırmayla aydınlatıldığında daha da gizemli görünüyor. Cagliari'de bulunan bu heykele dair en havalı şey içinde bulunabilmek. İspanyol heykeltıraş Jaume Plensa tarafından meydana getirilen bu eserin dışı, kafa şeklinde 12 metrelik çit örgüden oluşuyor. Alman kayıkçılar devasa strafor ve çelikten yapılan bu heykel karşısında hayrete düşüyor. Oliver Wolf tarafından yapılan bu heykel sanki bir küvette keyif yapan bir kadının kafasını ve bacaklarını gösteriyor. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz değilseniz kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.